Ama 2022'nin ilk manşetini atıyoruz. Yakamızı bırakmayacaklar dediniz ya. İşte ona evet. işaret bir konu var elimizde. Ben artık manşeti alternatif medyanın attığını düşünüyorum. Ne yazık ki ana akım medyada bazı meseleler konuşulmuyor. Bu da onlardan biri. Amerika Birleşik Evet. Devletleri'ne 5G korkusu sardı hocam. 5G'nin yeni versiyonu 5 Ocak'ta Amerikalıların hayatına giriyor. Ve bu 5G'nin Evet. yeni versiyonu olan antenler de kritik önem taşıyan havaalanlarına yerleştiriliyor. Havacılık sektörü Amerika'da ayağa kalkmış durumda. Diyorlar ki bunlar uçuşları etkileyecek. Allah korusun ama kimi kazalara da sebebiyet verebileceği söyleniyor. Türk Hava Yolları'nın da Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtuğunu bildiğimiz için şimdi size Evet. sormak istiyorum. Bu 5G'nin yeni versiyonu ne? Amerika'da özellikle havacılık sektörünü büyük oranda etkileyip uçuşları aksatacağını, hatta az önce söylediğim gibi kimi kazalara sebebiyet verebileceğini söylüyorlar. Tamam. Korkmalı Hı. mıyız bu durumdan? Ya aslında şöyle, biliyorsun bir zamanlar 5G fırtınası esiyordu dünyada. Olaylar çıktı, yürüyüşler yapıldı. Hatta bu virüsün yayılmasında etkili olduğu da söylendi. Hani Çin'de falan biliyorsun 5G çok önceden yapıldı. Bütün dünyaya yayıldı. Tabii ki Amerika ve İngiltere'de de çok fazla. Sakın Türkiye'nin bu olayın dışında kaldığını düşünmesin kimse. Türkiye'de de her yerde 5G var, büyük şehirlerde, küçük şehirlerde de var. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an yapılan yatırım miktarı 6 milyar lira. Bu ay, bu 5G'ye. yıl için 5G'ye bu yıl için ayrılan miktar. Yani bunu ben söylemiyorum. Sanayi Bakanı bir dönem söyledi. Ama bizim ülkemizde insanlar daha farklı konularla ilgilendikleri için bu da küçücük bir ayrıntı olarak kaldı. Şimdi sevgili Ferda, 5G evet bir tehdit. Ama iki tarafı olan bir tehdit. Şimdi 5G ile işlem yapmazsak, yani 5G kurulmazsa ülkene, şu internet kağnı hızında kalır. Yani 5 interneti uçuracak demiyorum ama çok hızlandırıyor. Yani hatta ben şöyle söyleyeyim, İstanbul'da kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü halkın tepkisi yüzünden çok açıkladıklarını düşünmüyorum ama nereden fark ediyorsun de, bazen bir saatte yüklediğim videoyu 5 dakikada yüklediğim oluyor. Bu 5G'ye delalet ediyor. Zaman zaman çok hızlanıyor. Demek ki denemeler yapılıyor. Yani Türkiye'de bu işin dışında değil. Bir kere bunu söyleyelim. Bu işin dışında kalan ülke geride kalır. 5G ne yazık ki bir şekilde hayatımıza girmek zorunda. Ancak uçak konusunda katılıyorum. Çünkü bu 5G'nin yüksek radyo frekans dalgaları var. Öteki eski şeylere göre, hani telefon direklerine göre çok daha ne diyeyim, etkileyici ve ne yazık ki insan beynini de etkiliyor. Bunun denemeleri yapıldı. Yani beynimiz etkileniyor. Açık açık söyleyeyim. Yakınlık ve uzaklığına göre değişiyor. Eğer o direklerin yakınındaysan, 5G direklerinin, ciddi bir risk altında oluyor o bölgede oturanlar. Bir kere onu söyleyeyim. Ama insan Türkiye'de her şeye alıştığımız gibi galiba onlara da bir süre sonra önemsemeyeceğiz gibi geliyor bana. Bu da garip bir durum yani bizler için. Ama açık konuşayım, insan beynine hani şöyle anlatayım, hasar verdiği, zaman zaman pıhtı atmasına kadar varan etkiler oluşturduğu ama onun da ötesinde aşırı yorgunluk ve unutkanlık yaptığı konusunda çok ciddi iddialar var. Alzheimer'a yol açtığı konusunda ciddi iddialar var. Zaten bizler bir dönem belli grupların ve küresel yapıları insan beyni üzerinde çalıştığını ve belirli frekanslar yoluyla, gerek elektromanyetik gerek ses frekansları yoluyla insan beynini yönlendirdiğini, subliminal mesajlar yüklediğini iddia edenlerin başındayım. Onu söyleyeyim. Ben bunu ta 2019'dan beri söylüyorum. Dijital Tapınak kitabımda yazdım bunları. 2019'da pandemi falan da yoktu. 5G de yoktu ama bu küreselci yapının planlarını bildiğim için tek tek yazdım. Yani bugün onların hepsi hayata geçti. Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun herkese. Bir kere yani bu açık konuşacağım. Yani bak şimdi dün de ben bir canlı söyleşi yaptım. Orada da hani arkadaşımız dedi ki yani biraz daha umut verelim. Ben şöyle anlatayım. Gereksiz yere umut veren insanlar yüzünden ülke bu hale geldi. Çünkü uçacağız, kaçacağız, bizi kimse tutamaz dersen yalan söylemiş olur. Çünkü Türkiye dünyadaki gelişmelerin dışında kalamıyor. Yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor, artık bunun hiç lamıcımı yok. Zaten devletin yetkili ağızları biz yeni dünya düzeninde yer alacağız diyor. Dolayısıyla Türkiye yeni dünya düzeninin içinde yer alırken bu subliminal mesaj tehditleri tek tek hayatımıza giriyor. Birazdan bunun başka bir türünü de örnek vereceğim. Ama senin uçak konusuna bir ayrı şey getireyim. Şimdi havaalanı yakınlarına kurmazsan sorun olmaz. Kurmasınlar. Koskoca Amerika kuramıyor mu? Bundan da mı korkuyorlar? Yani Kurmuşlar bir ama kere hocam, kurmuşlar. Ben tabii hemen size söyleyeyim mi? Hangi havaalanı civarlarına koymuşlar? Hemen söyleyelim. Özellikle Los Angeles, New kuşaklar. York ve Houston gibi en büyük havalimanlarını tercih etmişler. Mesela New York'taki JFK Havalimanı, işte az önce de söyledim, Türk Hava Yolları iniş yapıyor. 5 Ocak'ta bu hayata geçecekse bizden oraya gidecek uçakları da etkilemeyecek mi bu? Şimdi bak sevgili Ferda, bu tür elektromanyetik dalgalar uçakların altimetre denen, şimdi aslında bizim basında yanlış anlatılıyor. O yanlış bir isim. Altimetre değil onun adı. VPI bilmem ne 5 tane başlıklı tuhaf bir ismi var. Bu havacılıkta yakınlaştırıcı derler. Şudur, onu da açıklayayım. Uçak havadayken yerle arasındaki mesafeyi ölçtüğü gibi yanlardaki dağlar, tepeler var ya, onlara da fazla yaklaştığında uyarı verir. Dikkat, tehlike diye. Bir de yerdeki işte sonuçta yerle olan mesafeni pilota bildirir ve dolayısıyla pilot da ona göre iniş takımlarını açar ya da ona göre bir tur daha atar. Hatta şöyle anlatayım, bu yakınlaştırıcı dediğimiz altimetre diye geçiyor. Hadi insanlar anlasın diye konuşuyorum. Altimetre arıza yapan da bir alettir, tamam mı? Sen evet yerden çok güçlü elektromanyetik dalgalar geldiği takdirde sapıtır. Çünkü hassas bir alet. Yani yer ölçümünü yaptığı için hassas. Yani dijital bir şey gibi düşün. Mesela ben geçen hafta bir otelde kaldım. Örnek veriyorum. Telefonun üstüne koydum oda kartını. Odayı açamadım. Ondan sonra direkt anlattılar. Oradan gelen frekanslar yoluyla, nedeniyle kart etkilenmiş. Sonuçta uçak da etkilenir, altimetre etkilenir. Ama Çok basit, çok güzel bir örnekle anlattınız. Evet, telefonlarla o otel oda tabii. kartlarını bir araya getirdiniz mi? Kart çalışmaz. Niye? Çünkü zaten bu Çalışmaz. elimizdeki Evet. telefonların da nasıl bir elektromanyetik dalgalar yaydığını biliyoruz. Bunu Tabii. 5G'ye ve daha da geliştirilmiş versiyonla uyarladığınızda uçuşlarda sorun olabilir diyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bak şöyle bir durum var. Şimdi koskoca Amerika bunu nasıl düşünmeden yapıyor? Hani koskoca Amerika dediğime bakma. Yani koskoca falan değil de neyse. Yani her şeyi düşünen bilim insanları bunu nasıl düşünemediler? Oturup kendilerini sorgulasınlar. Niye korkuyorlar? Havaalanı yakında kurmayacağını çocuk bile bilir. Havaalanları özellikle dikkat et. İstanbul Havaalanı da öyle. Benim bu Sabiha Gökçen de öyle. Demir kullanmazlar. Alüminyum kullanılır. Yani alüminyum kullanılmasındaki yani o üstteki örtülerde ve şeylerde hani direkt olarak alüminyumdur onlar. Direkt eğer demir kullanırsanız aynen gene bu altimetreler etkilenir. Yani bunu ben burada biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri nasıl olduysa bilememiş. Hayret, çok şaşkınım. Bu bir altimetre hata yaparsa uçak düşer. Bak çok net konuşuyorum. Altimetre önemli bir alettir. Ve altimetreler çok zaman zaman hasarlı işlem yaparlar. Bak 1 dakika 30 saniye arıza yapanı var. Çok pahalı bir alet. Gene Amerika denen o başımızın belası ülkede çoğu imal edilir. Dünyaya satılır. Birçok uçak onların yüzünden düşer. Çünkü arıza ya geçtiği zaman hani bir 30 saniye 20 saniye o firma, yapan firma kabul etmiyor. Diyor ki 20 saniyeden bir şey olmaz uçak firmalarına. Pilot idare edebilir gibi garip bir gerekçe gösteriyorlar. Bu yüzden 6 bilim insanımızın öldüğü Isparta uçağının
Düşüş sebeplerinden biri bu 6 metre yakınlaştırıcı gösterildi. Çünkü 30-35 saniye arızaya geçiyor. O uçağınki arızalıydı. Bunu pilot biliyordu ama pardon, bütün hava yolları pilotları biliyor. Pilotları zorluyorlar, ne yapacak? Gidin bana 10-20 milyonluk 6 metre alın diyecek hali yok adamın. Yani bile bile uçuyorlar. Yani arızaya geçtiğini biliyorlar. Şimdi dolayısıyla etkilenecek. Ama burada Amerika'da hani kaos oluşturacak kadar büyük bir şey yok. O Amerikan gazeteleri halkı korkutmaya çok fazla alıştıkları için ve bu korkuyu da dünyaya yaymak istedikleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Alıyor bizim ana akım medya, aynı şekilde korkuyu Türkiye'ye yayıyor. Çünkü koordineli çalışıyorlar. Çünkü ortaklar. Yani küresel yapının ortakları burada. Dışarıdan bir şey yapmıyor kimse bize. Nijerya'ya gittiğinde de ortakları orada, Nijeryalılar. Yani küresel yapı bir ahtapot gibi her yere yayıldı. Korkuyla yönetmeye başladılar. Bu da korkunun bir parçası. Kaldırsınlar efendim. Çok da maliyetli bir şey değil. Yani onun oraya kadar hat çeken adam o hattı biraz daha geride o direği diker. Bu kadar basit. Nasıl yapıldığını biliyorum. Peki onu da birazdan konuşalım. Sadece şu bir nota düşmek isterim. Havacılık endüstrisinin önde gelen iki şirketi var malum. Boeing ve Airbus. Bu iki önemli şirketin CEO'ları da Amerikan Ulaştırma Bakanlığı'na bir mektup yazdılar. Diyorlar ki 5G etkisinin hava araçlarının güvenli işleyişine ters etkiler yapılabileceğine katılıyoruz diyorlar. Yani pilotlar ve o şirketlerde 5G'nin bu yeni versiyonunun hayatlarınıza girmesiyle bir takım sıkıntılar doğabileceğinin farkındalar. Zaten yani bu 5, bozacak. 5 Ocak önemli hocam. Tam 5 Ocak günü faaliyete geçecekmiş. Vallahi bundan yani, kalkan uçaklarımız dikkatli olsun, ne diyelim. Ya Ferda, bile bile bunu yapamazlar. Yani bunu biz buradan biliyorsak bir zahmet yani Türk Hava Yolları da göndermesin oraya seferini. Yani sen bile bile yolcunun hayatını atamazsın. Bak gene söylüyorum. Arızası yani şeyin Isparta uçağının düşüş nedenidir bu. 57 insan can verdi. 6 tane bilim insanı. Türkiye'nin kaderini değiştirecekti. O yüzden yani şimdi bu çocukça bir şey ve aptalca bir şey. Ya aptalca bir şey. Bu kadar söylüyorum. Ya böyle bir ne bileyim nasıl yaparlar, bilerek yapılıyor. Yani insanlar ölsün diye yapılmış bir şey bu. Ya sen bütün dünyaya ben en ünlü bilim adamları, ben de buluşları ben yapıyorum diyeceksin. Aptalca bir tuzak, orada hareket yapacaksın. Ya Amerika hakikaten bitmiş. Bak Amerika ciddi anlamda bitmiş. Yani bu parçalanacak bir ülkeden söz ediyoruz. Ancak işte zaman lazım. Biraz onu da göreceğiz. Göreceğiz yani, hocam, göreceğiz. Şimdi bak şeyi anlatmaya çalışacağım. Bununla bağlantılı bir olay anlatacağım. Lütfen. Bu çok önemli bir, şimdi ben bu uçak olayını hani halledeceklerini biliyorum. Halletmek zorundalar. Yoksa katil olurlar, bile bile katil olurlar. Yani o 6 metre denen yakınlaştırıcıyı hata yaptırırsan sadece yerli olan mesafeyi ölçmüyor. Aynı zamanda çevredeki dağlara yakınlığı da ölçüyor. Yani bu haberi eksik yapmış yapanlar, tamam mı? O dağlara kanat kısmı fazla yaklaştığı zaman uyarı verir. Yaklaşma, tehdit var diye. Yani uçağın yere inmesini bırak, o yakınındaki dağa çarpmasını sağlarsın. Mesela şeyin düşüş nedeni buydu. Dağa çarptı kanadı Isparta uçağını. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman demin söylediğim gibi 5G'nin en büyük tehdidi, bak bir zamanlar çok büyük olaylar çıktı ama insanları alıştırdılar. Bak alıştırdılar ve bunun içinde mesela şöyle diyorlar, internet jet hızına ulaştı, tamam mı? Artık bir yere girmek ya da bağlantı kurmak için zorlanmayacaksınız. Ama tabii bu işin cilalanmış kısmı. Yani şu anda biz 4.5 kullanıyoruz hesapta, bilmiyorum, benim burada 4.5 yazıyor, tamam mı? Fark etmez, 5 olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama o kadar hızlandırdılar ki süreci. Bir taraftan korku yayacaklar, bir taraftan da gerçekten ben içimden geçirmeye başladım. Bunlar uçak düşsün de ister. Ya 11 Eylül'ü kendi kendine tezgahlayan bir ülke, bak kendi doğru kendine derken tutup o DAEŞ ya da IŞİD denen hani katil örgütü atlamak için söylemiyorum da, yani sonuçta ben bir istihbaratçıyla görüştüğümde çok çok önemli bir görevdeydi. 6 ay önce haber verdik dedi. Biz FBI'ya 6 ay önce haber yapacağını düşünebiliyor musun? Ve
O CIA görevlisi kadın, bir tane kadın ismi verdi bana, ciddiye almamış. Boş ver demiş, başımızı ağrıtmayalım. Ne zaman ki İkiz Kuleler'e saldırı olmuş, ondan sonra gelmiş, o insanların ismini bana verir misin demiş. Artık çok geç olduğu zaman da. Şimdi böyle gerçekten sarsak bir ülkeden bahsediyoruz. Yapmışlardır. Zaten bu yapılan öyle bir sarsaklığın belirtisi. Türk Hava Yolları o zaman ona göre önlemini alacak. Önlemini Yani alsın. göndermeyecek. Aynen. Yani şöyle biz dolmuş kaldırır gibi Amerika'ya uçak kaldırmıyoruz, tamam mı? O zaman güvenli havaalanına indirsin, oradan da nakletsin otobüslerle. Ne yapayım? Yani yapacak bir şey yok. Buradan Amerika'ya gidiş 5.000 dolar. Yani ucuz falan değil. Onu da söyleyeyim. O kadar parayı alan da o hizmeti verir. Hocam bu hız bütünüyle hayatımıza girdiğinde bize ne Evet. olacak? Yani evet, hız kimin işi biliyoruz. Haz da kimin işi biliyoruz. Ben ikisini birlikte artık kullanmayı seviyorum. Hız ve Tabii faz ki. aynı kapıya çıkıyor çünkü. Öyle Ve yaptılar hızlandıkça çünkü. insanlar, evet, hızlandıkça mutlu oluyor. Daha fazla internet, daha hızlı internet diyor da. Ama insana da bir şey oluyor. Şu küçücük aletlerin bile hayatımıza etkisini biliyoruz. Yani biz bu kadar elektromanyetik dalgaya maruz kaldığımızda insan kalabilecek miyiz? Yani zaten anlattığım oydu. Bak, insanın beyniyle oynuyorlar. En önemli organımız beynimiz. İstedikleri bizim, yani kontrol edilebilir bir ırk yaratmak istiyorlar. Sen bir canlı türünü nasıl kontrol edersin? Beynine hükmederek, yani hayvanlara da aynı. Biz emrederken onun beynine hükmediyoruz, bacaklarına hükmetmiyoruz. İtaat et bana diyorsun köpeğe mesela, kediye gel buraya diyorsun, geliyor. Yani insanları aynı konuma sokmak zorundalar. Çünkü kontrol edilebilir bir dünya kurmadıkları takdirde iktidarları tehlikeye girer. Düşünen insan istemiyorlar. Bak, geleceğin en büyük tehdidi şu. Çok net konuşuyorum. Yapay zeka insanlık için en büyük tehdit. Yapay zekadır. Onun da sebebini açıklayayım. Her şeyimizi yapay zekaya teslim etmek üzereyiz. Bizim yerimize düşünüyor. Çok basitleştireceğim olayı ki net anlaşılsın. Ben kendimden konuşuyorum. İşte gittiğim, ben Beyaz'a çok sık gidiyorum biliyorsun, televizyon çekimi anlamıyla. Eğer sen beni bırak, ben navigasyon kullanmazsam kaybolurum. Bilmiyorum adresini. Çok net konuşuyorum. Kendimi navigasyona, Siri'ye teslim ediyorum. Sağa dön diyor, sola dön diyor ve beni o götürüyor. Tamam mı? Yol kapalıysa açık ara yollara sokuyor, götürüyor. Çünkü niye? Ben Siri'ye güvendim. Yandex'in Siri'sine. Dolayısıyla yapay zekaya karşı insanları güvendiriyorlar hepimizi. Ve yapay zeka bir süre sonra, hep iddia ettiğim şey odur, dijital tanrı kıvamına getirecekler. Zaten bizim bütün verilerimiz kaydediliyor. Dolayısıyla zihnimizde tabii ki oynayacaklar. 5G'de bunun en önemli yan faktörlerinden biri. Bak, 5G ile rahatlıkla, eğer çok maruz kalırsan o dalgalara, yakında ölürsün. Ya bunu ben söylüyorum, bilim insanları söylüyor. Beyin kanamasından da ölürsün. Ani bir krizden de ölebilirsin. Pıhtı atması, beyin, çünkü ne olduğu daha tam o kadar eski kullandığımızın 20 katından fazla olduğu söyleniyor. Yani elektromanyetik dalgaların. Bu çok Daha bunun büyük bir şey. 6G'si var. Yani evet, bak, o zaten biliyorsun sanal gerçekliğe geçiş için kullanılacak. Biz gökyüzünde Deccal'i göreceğiz. Ondan sonra UFO'ları göreceğiz. Sahte UFO'ları. Gerçeği de gelecek, o ayrı, ama sahtelerini de göreceğiz. Şimdi bir örnek vereyim. 5G'nin olduğu, direklerin olduğu yerde gökyüzü bulutluyken bakın. Bakın. Bulutlar kaç kilometre yukarıda. Ne oluyor biliyor musun? Bir anda böyle dairesel şekiller alırlar. Tuhaflaşıyorlar. O bile, bulutlar bile etkileniyor o kadar yükseklikten. Çünkü 5G o kadar kuvvetli. Evet, interneti çok hızlandıracak. Evet, hani bir takım bilişim alanında kolaylık sağlayacak, ama getirisiyle götürüsü arasındaki hesap yapılmıyor. Bunu yapmak zorundasın. Yani biz ne olduk? Hani şu anda insanlar da mutlu gibi görünüyor bu tür gelişmelerden. Nasıl mutlu olabilirsin? Kimse Hayatı sorgulamıyor hızlandırmak, ki. Sorgulamıyor yani. ki kimse. Çünkü bak, şöyle kolaya alıştırıldık. Bizim yerimize düşünen yapay zeka geldi, farkında değiliz. Telefonla konuşuyoruz. Bütün işlerimizi aslında, hani şu konuşmamız hariç, telefonun yapay zekası yapıyor. Operatörü arıyorsun.
Yapay zeka çıkıyor, şuraya bas, buraya bas, seni yönlendiriyor. Bir süre sonra onu da yapmayacak, konuşacaksın, olur diyecek, tamam mı? Zaten navigasyon öyle yapıyor, biliyorsun. Onu da bırak. Yarın bankacılık hizmetlerinde de yapay zekaya çok kısa sürede teslim olacağız. Müşteri temsilcisi olmayacak. Makinenin karşısına oturacaksın gidersen. Ya da evden konuşacaksın. Lütfen bana kredi ver diyeceksin. O da seni şöyle bir tarayacak. Senin 10 yıllık yaşam şeyini ölçecek. Onların öyle bir yetisi de var. Yani organlarının hasar durumuna bakacak. Diyecek ki sen 5 yıl sonra ölebilirsin. Ben sana 3 yıllık kredi vereceğim diyecek. Ya böyle bir dünyaya gidiyoruz. İnsanlar bunu anlamak zorunda. Yarın bir hakim olmayacak. Yapay zeka yargılayacak. Çin'de yargılanma başladı. Arkadaşlar iyi dinleyin. Çin'de dün itibaren ilk suçlu yargılandı yapay zeka tarafından. Yani bunları şaka sanılıyor. Yarın muhasebe ve noterlik olmayacak. Blockchain teknolojisi geldiği gün, şu an Çin'de kalktı zaten, Türkiye'de kalkacak. Öğretmenlerin yerine bildiğin robot öğretmenler ya da hani ne diyelim, hani şey, sadece görüntü olarak ekrandan eğer verirse insana benzeyen ama insan olmayan yapay zekalar tarafından çocuklar eğitilecek. Yani şimdi bak, bu robot bile bir süre sonra geçerliliğini kaybedecek. Şu an robotlara biz, hani bizim gibi olsunlar, biz alışalım diye robota geçiş yapıyoruz. Robot ilk aşama. Asıl büyük aşama, tıpkı Matrix'te olduğu gibi, sanal dünyanın içine çekilip bir enerji yumağı haline gelip bedenlerimizin de, bir öyle diyorlar, bizim bedenlerimiz et yanının çöpe atılmasını istiyorlar. Doğru. Biz et yanıymışız. Doğru. Yani öyle düşünüyorlar. Öyle bir dünya gelirken tabii yani oturup evde o ne güzel işte, bunlar kötü konuşuyor, rahatım bozuluyor. Eğer böyle giderse hiç rahat yüzü göremeyeceksiniz. Doğru. Çünkü doğru. Korku bir taraftan, sürekli pompalanan hani bir geldi geliyor tehdidi, ki şimdi bir de 2 gün içinde duyacaksınız. Devasa bir göktaşı gelip dünyaya çarpabilir. Nasıl açıklayacak? Bak şimdiden ben onlardan önce açıklayayım. Gene korkutulacaksınız. Çarpmayacak, dünyaya çarpmayacak, bunu biliyorum. Ama öyle korkutulacaksınız. Niye? Çünkü Netflix hemen hazırlığını yaptı. Pat dedi filmini, şeyi koydu. Filmi koydu. Don't Look Up. Evet, Don't Look Up'ı koydu. Yani başınızı kaldırın, bakın bakalım diyeceğim. Yani şöyle bir durum var. Kesinlikle oynuyorlar zihnimizde. Yani göktaşı gelmez demiyorum. Evet, daha önce çarptı, çarpabilir de. Ama şu gelen göktaşıyla alakası yok. Bu pandeminin üstüne bir tane de bir tehdit olarak onu vermek zorundalar. Üstü kapalı geçeyim pandemi olayını. Bu malum virüs bir oyun. Bak, bir ay önce dedim ki yeni virüs oyunu, tiyatrosu İngiltere'de başlayacak. Yeni Wuhan kenti İngiltere, Londra olacak dedim. İnsanlar güldü. Şimdi İngiltere'de başladı. Dünyaya yaydılar. Bu bir oyun. Yani hocam, onu da bırak. Ama bunu söylemek zorundayım. 5, 6, 7 diyecekler. Bak hani üstü kapalı geçiyorum. 4 olmadı. 5'inciniz hazır. Televizyonlarda altyazı geçiyor şimdi. Altyazı geçiyor bugün. Hayır, size 7, 8, 10 gelecek. Damacana versinler ya. Damacana versin. Ya bak, tamam mı? Korkunç bir tepki yükseliyor. Bizim ana akım medya kasıtlı vermiyor. Ve dolayısıyla maalesef birçok akademisyen bu işin ortağı oldu. Ya çok garip. Büyük bir tuzağın içine çekiliyor insanlık. Bak Türkiye demiyorum. Bütün insanlığı çektiler. Çünkü tek dünya devleti kurmak istiyorlar. Dertleri bu. Seni dinliyorum. Son soru. Peki hocam, şu an yaşadığımız ortam gibi acaba bir günde elektromanyetik bir pandemi yaşar mıyız? Gidişat o yönde mi? Şimdi bu zaten malum, pandeminin aniden yayılması 5G'ye bağlanıyor. Yani bir dönem çok dillendirildi bazı bilim insanları tarafından. Şöyle dendi. Bu dedi, yayılan pandemiyi hızlandıran bu 5G. İngiltere'de büyük ayaklanmalar oldu. 5G yaydı dediler. Çin'de de çok ciddi ayaklanmalar oldu ama orası kapalı bir toplum olduğu için çok şiddetle bastırıldı. Onu söyleyeyim. Yani şu an dillendirilmiyor. Çünkü insanların zihnine girdiler. Bu bir gelişmedir.
Bunun aksini savunmanın alemi yok. Bak size ne güzel sanal dünyada metaverse'e kadar her şeyi hazırladık. Keyfini çıkartın. Çünkü neden vuruyorlar? Önce diyor ki sanal dünyada sana para da vereceğiz. Ve veriyorlar da. Aslında şu anda veriyorlar. Şu an YouTube sanal dünya. YouTube'dan kaç kişi para kazanıyor? Birçok insan. Ve bugün bırak işi dediğin zaman böyle şaşkın ördek gibi olurlar. Çıktıkları zaman. Aynısını Metaverse'de yapacaklar. Daha beter olarak yapacaklar. Şimdi YouTube'da hani ne diyelim yapabilen insanlar gel, orada. Gel yapıyorlar. Gel, tabii ama Metaverse'de atıyorum garsonsan garson olarak işe alacak seni. Yatırım yapamayacaksın ama sana bir coin üzerinden maaş verecek. Gerçek hesabına yatacak. İhtiyaçlarını karşılayacaksın. Ama orada avatarınla 7/24 hizmet yapacaksın. Şimdi çok değişik bir yere bizi soktukları için senin dediğin gibi yani virüsü de bu 5G ile çok rahatlıkla yayıldığından eminim. Yani ben konuştuğum profesörler var. Evet diyorlar o elektromanyetik dalgalar bu tür virüsleri daha da canavarlaştırıp yaygınlaşmasında etkili olur diyorlar. Yani şimdi bunu söyleyen profesörlerin de meslekleri elinden alındı. Buradan da söyleyelim de yani. Öbür olayda da aynı şey. Kaç kişinin mesleğinden ettiler ve bunları hedef gösteren de maalesef gene kendi meslektaşları. Ya burada ben ağır konuşacağım çünkü satılmışlar. Ya zihinleri satılmış, kendileri satılmış. Bir ton insan bu ülkede iş yapıyor. Yani kızgınım, bak çok kızgınım. Belki böyle konuşmamam lazım ama artık burama geldi. Yani hepimizin burasına geldi ama. Yani hepimizin. Ya bak zaten burada bir bezdirme politikası var. Süremiz doluyor galiba değil mi? Doluyor hocam tamam. Ama alalım son sözlerinizi. İki kelimeyle şunu yapayım. Bakın dinlediğiniz müzik parçalarına dikkat edin. Dizilerde kullanılan müziklere dikkat edin. Hatta bak neden? Şöyle dikkatli bir kulakla dinleyin. Onun içinde hazlıyorsun ya. O müzik parçalarının özellikle bu hızlı hareketli pop müzik parçalarında eski klasiklerde olmuyor Türk müziklerinde. Haz duygusunu tetikleyici bir takım insan sesleri kullanılıyor ama o arada siz alamıyorsunuz onu dinlerken. Üstü çünkü öteki müzikle kapatılmış oluyor. Çok dikkat edilmesi gerekir. Bir, iki, telefon sesi duyarsınız. Hiç duyuyor musunuz? Bakın şeyde müzik parça Türkiye'de de yapıyorlar. Ne yazık ki Türkiye'de de yapılıyor. Yani mesela neyse isim vermeyeyim hadi hedef göstermeyeyim. Yeni pop starların maşallah güzel kullanıyorlar. O pop starların bu işi bildiğinden falan emin değilim. Arkadaki güç yapıyor bunu. O altyapıyı hazırlayanlar. Telefon sesi duyarsınız. Mesela dikkatli dinleyin. Çok böyle derinden ya klasik bir telefon zili sesi ya da bildiğiniz hani şu bizim kullandığımız telefon seslerinden biri çıkar. Bunlar insanı çok aşırı biçimde tedirgin eder. Aynı zamanda da korkmasını sağlar. Çünkü aniden çalan bir telefon söz konusu. Şimdi bak bunlar hep psikolojik subliminal mesaj tekniği. Bir, iki, dediğim gibi yani şu an açık konuşamıyorum. Çünkü açık konuşursam ayıp olacak. O haz duygusunu tetikleyen insan sesleri kullanılıyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Yani bak bildiğin senin hani müzik parçası bu. Alakası yok. Yani birçok müzikte çok dikkat etmeye başladım. Özellikle dizi müziklerinde de kullanılıyor. Çok ilginç bir şey bu. Yani hep anlatırım. Bildiğin sıradan bir dondurma reklamı değil mi? O malum bir tane siyah dondurma var. Hani panterle dolaşan bir kadın. Aslında orada bedensel anlamda değil mi? Cinsellikle ilgili bir kadın göremiyorsun. Ama o kadının o dondurmayı yerken ısırışı insanların aklını oynattıracak kadar cinsellik sokuyor insanların kafasına. Bu bir subliminal mesaj tekniğidir. Ve sen markete gittiğinde 10 tane marka arasından onu alırsın. Seni oraya yönlendirir. Bak subliminal mesaj tekniğiyle insanları, kitleleri yönlendirmek çok kolaydır. Bunun babası da Hitler'dir. Yani zaten o yaptı yapacağını bunlar babaları Hitler'in taktiklerini daha da geliştirdiler. O diyorum. Zaman subliminal mesajların nerelerde kullanıldığına dair bir program yaparız. Yaparız geniş, tabii ki. Daha geniş tabii işleyelim ki. Bu konuyu. Tabii ki. Söyledikleriniz Hı-hı. Çok enteresandı çünkü. Haluk Hocam çok teşekkür ediyoruz. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.